Kurutmalı çamaşır makineleri çamaşırlarınızı kurutmuyorsa, yani kurutma fonksiyonunu yerine getiremiyorsa ilk olarak bakılacak parça budur arkadaşlar. Buna bakılır. Çünkü işlem bunun içerisinde gerçekleşiyor. Bir tane motorumuz var. Şurada rezistans iç kısma giriyor, sökeceğiz. Burada neteceğimiz var. Buradaki motor çalışarak fanı devreye sokuyor ve hava rezistansın içerisinden geçiyor. Çamaşır makinesinin köründen kazana doğru yollanıyor sıcak hava. Neticede ölçüm yapıyor. Motor arızalandığında bakın ne hale gelmiş. Bu yüzden mesela kurutmalı çamaşır makinelerine karşıyım. Bunu ev kullanıcısı evinde sökemez. Zor. Arada bakım yapılması lazım. Bu hale geliyor. Neyse motor arızalanıyor. Rezistansı soğutamıyor. Sıcak havayla içeri üfleyemiyor. Rezistansı soğutamadığı gibi oluşan sıcaklık netice tarafından okunamıyor. Isının aktarımında sıkıntı var. Ne oluyor? Rezistans patlıyor. Buradan patlıyor. Netice de arıza verebilir. Komple gidiyor. Ne yapılacak? Bu parça komple değiştiriliyor. Rezistans bulmak biraz sıkıntı ancak bulunur. Motor zaten para, pahalı. Çoğu kurutmalı makinenin parçası da piyasada yok. Servisten almak zorundasınız. Şuna 3000-4000 lira en aşağı para veriliyor. İkinci elini araştırdığınızda ise daha ucuza bulabiliyorsunuz. Böyle saçma bir durum söz konusu. Belli aralıklarla temizlenmesi lazım. Bence 6 ay, 5 ayda bir sökülmesi lazım. Bakalım motorumuz çalışıyor mu? Test edelim. Bir inleme var ama dönemiyor. Kilitlenmiş. Temizleriz. Çalıştırırız ayrı mesela ama motor sağlam gibi. Rezistansa da bakabiliriz. O nasıl çalışıyor mu? Şimdi sökme işlemine girişelim. Torx vida kullanılmış. Hal durum bu. Hiç iyi değil. Bu cihaz nasıl çalışsın? Nasıl görevini yerine getirsin? Şuna bakın. Sonra diyorlar ki kokuyor. Kokar. Deterjan, su, kireç, giysi artıkları her şey doluşmuş içerisine. Pek iyi değil. Yani bu tarz bakımları yapmayacaksanız, yapamayacaksanız, kurutma makine almayın. Alacaksanız da bu tarz bakımları yapacaksınız ya da servisi çağıracaksınız tamirci. Onlar yapacak. Yani ne kadar sürede bu hale gelir? Bu makine muhtemelen 8-9 ay kullanılmış. Hiç dokunulmamış. Yani bir senede bu hale gelebilir. Bulunduğunuz ilin suyuna da bağlı tabii ki. Kurutmalı çamaşır makinesini kullanma sıklığınıza da bağlı. Bu ayağa kalkar mı? Zor kalkar. Rezistans çalışıyorsa belki bir şansınız olabilir. Rezistansı da 300-400 lira vardır. Motoru değiştirirsiniz vesaire. Bir temizlenir. Biz de bir ölçeceğiz rezistansı. Hatta ölçelim. Bir ışık var mı rezistansta? Rezistans ölü. Patlak. Bana gelen sorulardan bazıları şöyle işte. Kurutmalı makinem çalışmıyor. Giysiler kurumuş olarak çıkmıyor. Şimdi rezistans arızalı olabilir. Hani biz bunu görmeden, açmadan bilemeyiz. Bakın burada da açtık. Rezistansı ölçmeden bilemeyiz. Şu NTC parçası, NTC arızalı olabilir. Yani rezistans salandır, NTC arızalanmıştır. Zor arızalan bir parça ancak kireç vesaire kaplıyor, doğru ölçüm yapamıyor olabilir. Motor, şu motor arızalı olabilir. Yani kurutma makinen kurutmuyor. Neden? Bunlardan birisi. Biz tahmin edebiliriz. Tahminde bulunuruz. Sonuç ancak kontrol edildiğinde, böyle açıldığında ortaya çıkar. Şimdi şu rezistansı sökmeden de test edebiliriz. Onda sıkıntı yok. Motor sökülmeden bakılabilir. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ancak yine de makinenin yanında olmamız lazım. Hani bir sürü ihtimal var. Bunlar çalışıyordur. İçi bu haldedir. Yine aynı soruna yol açar. Parça ve fiyat bilgisi de vereyim. Kurutmalı çamaşır makinenin içerisinde çıkan rezistansı piyasada bulmanız oldukça zor. Tamircilerde zaten olmaz. Bulabileceğiniz yer servisler.
Servislerde buna yani en düşük 400 lira iyimser oldu ama 600-700 TL gibi bir fiyat çekebilirler. O da başka bir yerden gelir, ellerinde yoktur. Rezistans fiyatı bu. Şimdi şu pervane gitmiş. Kırık. Hem içten kırık hem buradaki parçalar kırık. Bu da 200 liradan başlıyor, 700-800 liraya kadar çıkıyor. Bunu piyasada bulabilirsiniz. Motoru bulmak biraz zor. Buzdolabı motorları olabilir buna, fan motorları uydurulabilir belki. Ancak şuraya monte hususunda bir sıkıntı var. NTC bulunur. Her yerde bulursunuz. Fan motoru da hani bulursanız diye söylüyorum serviste vesaire. En düşük 200 liradan başlıyor, 500-600 liraya kadar fiyatı çıkıyor. Şimdi bu iç kısım komple gördüğünüz gibi gitmiş. Deterjan yemiş. Bunlar pik. Dolayısıyla deterjan böyle pütür pütür yapmış. Ancak temizlendikten sonra kullanılmasına mani değil. Yine de şurada oluşan yenme bir problem olabilir. Çünkü buraya bir parça takılıyor. Bakın şu kısım. Gitmiş yani bayağı. Eksilme var. Yine de burası sağlamsa kullanılır. Başka bir rezistans uydurulabilir. Şuraya sığacak şekilde. Neresi? Şu kısım. Evet. Buraya uyacak şekilde bir rezistans bulunup takılabilir. Ona bir şey diyemem. Şöyle. Bakımları aksatıldıysa uğraşılmaz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.